İhlası kırmakta en mühim bahane, sebep değil yani bahane, başkalarına Risale-i Nur hizmetini, iman Kur'an hizmetini götürmekteki muhalefettir. Onun için birbirlerine muhalif düşerler. İşin aslı başka. İşin aslında enaniyet ve nefs-i emmare var ama onu göstermiyor. Onu göstermiyor. O hangi perdeyi önüne koyuyor? İşte böyle yaparsak insanlar daha çok şey yaparlar. Daha çok rağbet gösterirler, daha çok alakadar olurlar. Daha çok insan okur. İşte bu şeyden dolayı bilhassa ona dikkat çekiyor. Sizler istemediğiniz halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Bunu bahane etmeyin yani. Bu insanlara kabul ettireceğiz, bu insanları irşad edeceğiz, bu insanlar çoğalacak, Risale-i Nur dairesine girecek. Böyle düşünmeyin, siz ihlası muhafaza ederseniz, istemediğiniz halde, yani hiç içinizden geçmiyor, aklınızdan bile geçmiyor, Cenab-ı Hak insanların kalbine onu tesir ettirir, insanları razı eder ve insanlar gelir dahil olurlar. Bunu bahane etmeyin asla. Ve dikkat edin, mesela bugün hangi şeyi söyleseniz, onun hizmet tarzı aklıma yatmıyor. Nesi aklına yatmıyor? İşte insanlara telkin etmek, anlatmak, işte insanları çoğaltmaya çalışmak vesaire, insanları çoğaltmak onların tarzında olmaz. Yani bahanenin tamamı insana bakıyor ve onları irşad etmeye bakıyor. Ama ne diyor? Siz ihlası muhafaza ederseniz Allah onların kalplerine de bu işi kabul ettirir. Tekrar okurayım. Birinci düsturunuz amelinizde rızai ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse, tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Birinci derecede bunu nazara veriyor. Halklara kabul ettirir, onlar da razı eder. Siz bunun için ihlası bozmayın. En mühim sebep bu. En mühim mazeret bu. 20. lemada da işte benim müritlerim niye bu kadar çok olmuyor, niye benim adamlarım oraya gidiyor. Bu şu anda Risale-i Nur cemaatleri arasında cari olan bir şeydir. Filanca kardeşin cemaatine dahil olan birisi bir yere gittiği zaman başka bir veya filancanın derslerine gitse eğer haberleri olursa onu kovarlar, ajansın derler. Neyin ajanlığını yapacaksa. Hepsi diğer insanların, üçüncü şahısların, ikinci şahısların İrşadı hadisesine bakıyor. Yani kendisi tamam olmuş, olgunlaşmış. Artık bir şeye ihtiyacı yok. Diğer insanlara irşad etmek, onları anlatmak, onları şey yapmak. Ama ne diyor? Onlar da razı eder. Siz ihlası kırmayın. Hikmeti iktiza ederse, hikmeti iktiza ederse, onları da kabul ettirir, onları da razı eder. Hikmeti iktiza ederse. Demek ki hikmeti iktiza etmiyor. Bir çoğalma yoksa, bir şey yoksa hikmeti iktiza etmiyor. Yani onu Cenab-ı Hakk'ın vazifesi o, bizim vazifemiz değil. İnsanlara kabul ettirmek, ettirmemek Allah'ın vazifesidir. Bizim vazifemiz değil. Bizim vazifemiz hizmettir, yolunda bulunmaktır.
Evet, birinciyi baştan oku bakalım. Birinci düsturunuz. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Yaptığın işlerde, yaptığınız işler Allah'ın rızasına uygun olmalı. Veya niyetinizde rıza ilahi, yani onu yaparken, yapmaya teşebbüs ederken rıza ilahi esas maksat yapmak. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Yaptığınız işin Allah'ın rızasına uygun olmalı. Batıl şeyle hak talep edilmez. Tarik-i gayri meşru ile, bul bakayım orayı, tarik-i gayri meşru ile maksada gidenler ekseriyetle maksadının aksiyle ceza görürler. Tarik-i gayri meşru ile maksada gidenler ekseriyetle maksatlarının aksiyle ceza görürler. Tariki gayrimeşru ile bir maksadı takip eden galiben maksudunun zıddıyla ceza görür. Galiben maksudunun zıddıyla ceza görür. Avrupa muhabbeti gibi gayrimeşru muhabbetin akıbetinin mükafatı mahbubun gaddarane adavetidir. Evet. Demek ki bizi alakadar eden birinci kısım umumi kanun, tariki gayrimeşru ile meşru talep edilmez. Muvaffak olunmaz onda. Tariki gayri meşru ile gidenler, maksuda gidenler ekseriyetle maksadının aksiyle ceza görür. İnsanlara kabul etmek için insanlar reddederler onu. Kerih görürler, uzak görürler. Veya bir maddi mesele, veya bir manevi mesele, ne olursa olsun tariki meşru ile gitmek lazım. İslam'ın meşru gördüğü bir tarz ile gitmek lazım. Tarik-i gayri meşru ile maksada gidenler ekseriyetle maksadının aksi ile ceza görür. Evet. İkinci düsturunuz. Bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. İnsan bir hizmete muvaffak oluyor. Allah'ın inayetiyle bir hizmete muvaffak oluyor. O hizmetin içindeyken inayet hasıl oluyor, kuvvet hasıl oluyor, cezbe hasıl oluyor, lütuf hasıl oluyor. Hakikaten bir insan kendi çapının çok fevkinde işler yapıyor. Yani kendi çapını aşan çok işler yapıyor. Bu yapılmış iş, bunu saklamak mümkün değil ki. Bu saklamak mümkün değil. Peki, kardeşlerinin gıpta damarını tahrik etmemek nasıl olacak yani? Yani bilinen bir şey bu. Onlar da gıpta ediyorlar. Maşallah, subhanallah. 200-300 kişi bir şeye geldik, bu turnikelere. Ben dedim, 1000 kişiyi böyle bekletiyorsunuz. Adam bana sayı çıkarttı. Dedi, yok hocam siz 800 kişisiniz, şu kadar kadın, şu kadar çocuk, 200-300 tane erkek var dedi. 200-300 kişiyle hiç yani yapılan işle gücün, kuvvetin, sayının orantısı asla yok. Muvaffak olan işle gücün, kuvvetin, efendim sayının vesairenin orantısı hiç yok. Yani koskoca bir rejimin temellerini oynattık yani. Azmenli koskoca bir
Kemalizm rejiminin, 100 senelik Kemalizm rejiminin gaddar, zalim. Böyle bir rejim tembelini oynattı. Kıyafet inkılabını kaldırdı. Tekke zaviyeyi kaldırdı. Harf inkılabını kaldırdı. Zaten üç kanunları var zaten bundan. Üçüne de ortadan fiili olarak 1926'dan itibaren yasak ettikleri zikirler Fatih Camii'nde yapıldı. Fatih Camii'nin etrafını bir sıra jandarma, bir sıra polis sardılar. İçeride de bir zikrimizi yaptık. Emniyete aldılar bizi. Yani kimse bir şey yapmasın. Bunlar bizim kuvvetimiz mi? Ne kuvvetimiz vardı yani? Ne kuvvetimiz vardı? Bu olmuş bir şey. Şimdi başkalarının yeni kardeşlerin buna gıpta etmesi gayet normal. Yani gıpta damarını nasıl tahrik etmeyeceksin? İşte bu dediğim gibi anlatırsan gıpta damarı tahrik olmaz. Vallahi kardeşim, bilemiyorum ki yani bir çam çekirdeğine Allah 100 metre bir çam ağacını yüklüyor. 2-3 insan kucaklamıyor. Ne bileyim, onu öyle yapan bize de bunu yaptırdı yani. Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Böyle esas merciine havale edersen anlatırken, karşıdaki de inayet-i ilahiyeyi görür, seni görmez. Haklı olarak. Bize yaptırıldı. Nasıl ki o inek bu sütü ben yapıyorum diyemiyor. Nasıl ki bu çekirdek, bu çamı ben diktim diyemiyor. Bizden de Allah azim şöyle bir hizmet sudur ettirdi yani. Böyle anlatınca yani işi hakiki merciine oturtunca o zaman gıpta damarı tahrik olmaz. İnayet-i ilahiye göze gelir, nazara gelir. Herhangi bir iş yapacağı zaman da o da inayete dayanır. İnayeti ister Allah'tan. Yoksa olan bir şeyi saklamak mümkün değil ki. Güzel de bir şey olmuş. Güzel de bir şey olmuş. Gerek ferdi, gerek içtimai. Güzel de bir iş olmuş. Nasıl saklayacaksın bunu gıpta damarını tahrik etmemek için? Bilakis anlatacaksın ama kim yaptı onu, nazarı ona vereceksin. Ya şahıs itibariyle sen bu davanın şahs-ı manesinin ve mesilinin yaptırmasıdır. İnayet-i ilahiyedir. Ya fena fil ihvan. Veyahut toplu yaptıysan vallahi biz de bilmiyoruz yani. Öyle tuttular attılar. Hadi bakalım yüzmeyi öğrenin dediler. Çırpınırken yüzmeyi öğrenmişiz. Biz balık adam değiliz yani deyip işin merciğine havale ettin mi o zaman gıpta damarı tahrik olmaz. Yani. İkinci düsturunuz, bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemek. Şimdi insan niye şey yapar? Bir mahallede Allah rahmet eylesin, anam anlattı, diyor bir gelin, yeni bir gelin, bir bizim komşulardan birinin gelin dışarı çıkmış. Bir yaşlı kadın da demiş. Sen daha yeni uyanıyorsun, yeni evden çıkıyorsun. Biz sizin gibiyken bu saatte yemeği götürmüştük. Harmanda yemeklerini yedirmiştik erkeklerimizin. Oradan dönüyorduk. Gelin de demiş ki neneciğim sonuna baksa ne yaptınız ki demiş, ne kazandınız yani. Biz demiş bak Allah'a şükür evimiz var, barkımız var. Siz ne kazandınız yani, öyle yaptınız da ne kazandınız. Şimdi bir tenkit etmek için bir varlık sahibi olmak lazım. Yani nene işte götürmüş, yapmış, etmiş, tutmuş, onu söylüyor yani.
bir şey yapmış olmak lazım ki onu tenkit edesin. Varlık gösterme, varlık sahibi olmak lazım. Bu da enaniyetten olur. Tenkidin temelini enaniyet teşkil ediyor yani. Karşıyı beğenmemek teşkil ediyor. Karşıyı beğenmiyor. Yaptığı işi beğenmiyor. Doğrudur. Belki doğrudur yani. Belki doğrudur. Yani yaptığı iş hakikaten iyi olmayabilir. Ama gidip ona yardım edip yanında durup beraber o işi yapmak varken kenarda durup patanaj yapıp toz çıkarmak var. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? İşte bize bazı sorular geliyor. Efendim bir beldede filancası bazıları böyle yaparsa biz ne yapalım? Bazıları öyle yapıyorsa sen gidip işini yapacaksın. Bazıları kimin işini yapıyor? Bazıları kimin işini yapıyor? Hizmetin işini yapıyor. Demek ki kuvveti ona yetiyor. Kabiliyeti o kadar el veriyor. Gücü o kadar. E git gücüne güç kat, kuvvetine kuvvet kat. Yardım et. Bilmediği tarafları sanki biliyormuş gibi. Ha Allah razı olsun. Ha işte bu cıvata da buraya takılacaktı. Sanki o yapıyormuş gibi o cıvatayı oraya tak. Hizmeti yürüt. Böyle yaparlarsa ne yapalım? Pülünü topla, pülünü pırtını topla oradan çık git. Madem kabahat kusur arıyorsun, kabahatsız kusursuz yer ara sen sana. Öyle bir yere git hiç kabahat olmuyor. Yeryüzünde bunu bulabilir misin? Bulamayacaksın. Tenkit hakikaten kötü bir şey ya. Yani hoş bir şey değil tenkit. Tenkit hoş bir şey değil. Tenkidi Allah kalbimizden çıkar ha. Tenkidi kalbinden çıkarırsa var ya, tenkit edecek hiçbir şey bulamazsın. Yani o zaman da yani konuşmanın daha da olmaz yani. Ne gıybet var, ne iftira var, ne bir şey var. Yani tatsız tutsuz konuşmalar olur ya bu sefer de. Olsun zararı yok. Sen dikkat ediyor musun? O böyle gıybetli konuşmalar oldu mu nasıl yerden aşağı gidiyor böyle, yerden aşağı akıyor böyle, arka arkaya. Üst pınar başında hemen iki karı konuşuyor. Öğlen vaktine yakın olmuş. Neyse hele burada bırakak da sonra yine konuşuruz. Daha bitmemiş. Niye? Gıybet, iftira, tahmin, yanlış, yalan. İnsan tenkit edecek bir şey bulamıyor ya. Yani Allah insanın kalbinden o hastalığı çıkarırsa doğrusunu isterseniz dadı da kalmıyor yani. Çünkü herkes hoş görüyorsun yani. Her işi hoş görüyorsun. Her işi hoş görüyorsun. Allah kalbimizden tenkit çıkara. Allah kalbimizden tenkidi çıkara. Gıybette, iftirada, suizanda, hasette, kıskançlıkta hepsi tenkitten başlıyor. Tenkitten geliyor yani. Yani haset Allah'ın verdiğine razı değil. Allah niye bunu ona verdi diyor. Ya sana da versin. Yok, ona niye verdi diyor. Haset çok kötü bir hastalık. Yani ondakini alsa razı değil. Yani onunkinin aynısından sana verse razı değil. Ya seninki sana da aynısını veriyor işte. Yok. Ondakini alacak o. Allah niye ona verdi? Allah'ın takdirine isyan. Hulasa tenkit iyi bir şey değil. Emin ol ki iyi bir şey değil. Emin ol ki iyi bir şey değil tenkit. Hoş bir şey değil tenkit. Allah kalbimizden çıkarır bu tenkidi. Tenkidin temelini enaniyet teşkil ediyor. Beğenmemek.
Allah'ın onun hakkındaki takdirine razı değil. Ulan ne nesiysin kardeşim? Bu adam çolak ha çolak. El sağ eline iş yapamıyor ya. Ne yapacaksın ha çolak? Sol iş yapıyor. Niye sol iş yapıyor? Ne yapar kardeşim güzelim ya. Allah onu öyle yaratmış. Allah'ın onun hakkındaki lütfuna ve onun hakkındaki verdiğine razı değil. Allah doğrudan Allah'a tenkit ediyor. Yani Allah'a isyanı var ya. Onun hakkındaki takdirine razı değil. Tenkit hoş bir şey değil. Buyur. Bak ikinciye tenkidi koydu hemen. İhlas düsturlarının ikincisine tenkidi koydu. Demek ki bir adam tenkit ediyorsa, yani tenkitkar ise, bir tane bahsediyorum her yeri geldiğince, bir tane Bekir bir kardeş vardı. Bu Mahmut, Mahmut neydi? Kaçar. Kaçar'ın tayfasından, 3-4 kişilerdi zaten. O Bekir kardeşimiz, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah-u Azimüşşan öyle bir tenkit kabiliyeti vermiş ki, yani tahsilini görse emin ol ki 20 sene okumuş olması lazım. Şimdi şuraya girdi ya. Buraya girer girmez 30 tane tenkit arka arkaya sürüyor. Hepsi de doğru. Hiç yanlış yok yani ha. Hiç yanlış yok. Hepsi doğru. Allah o nazarı vermiş. Tenkit nazarını vermiş. Bu niye böyle diyor, bu bardak niye burada? Bardağın dibine şunu koyuyorsun, ikide bir kaldırdığında bardağa yapışıyor. Niye bunu koyuyorsun? Şu bardakta 20 tane tenkit bulur. Şeye gitti, mahkemeye gittiler. Gitmeden bir gün evvel yazdığım defayı bana getirdi, okudu. 15-20 daktilo sayfası. Yazmış. Tabii bir iki sayfa okuduktan sonra ben tepikledim yani. Uyudum yani, dinlenecek bir şey değil. Nasıl dedi? Dedim, çok güzel. Bunu derhal yırt dedim. Yani hepsini böyle yırt. Hiçbir şey konuşma. Sen bu müdafaa diye bunu verirsen hem ceza yersin. Adamlar derler ki bu kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. Nedir bu? Anlattığı şeyler nedir? Onun için sen bunu dedim yırtacaksın. Yarım sayfa hatta çeyrek sayfa bir şeyler söyle. De ki biz şey yapmadık yani. Şudur budur yani bir şeyler yaz. Şey yapmadı. Sen o zaman orada mıydın Ahmet kardeş? He. Dinlemedi tabii. Gitti okudu. Cezayı bastılar. Tenkitkar nazar yanlış yapar, kusur işler, başkasının kusurunu arar. Başkasının kusurunu arayan kendi kusurunu göremez. Bir daha oku hele o işi, bir daha oku. İkinci düsturunuz, bu hizmet ve Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemek. Bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Bu nenenin değil yani tenkit etmek için gıpta damarını tahrik etmek bir fazilet, bir meziyet sahibi olmak lazım. Fazilet, meziyet sahibi olunca da yanlış yapanı tenkit edecek. Kendine göre yanlış yapanı. Tenkidin şeyi buradan geliyor. Yani ya biz vakıfken, biz dershanedeyken böyle mi yapıyorduk? Yahut işte biz medreseye gelip gittiğimiz zaman bu işi böyle mi yapıyorduk? İnsanlara götürürken böyle mi yapıyorduk? Bir fazilet furuşluk var yani orada. Gıpta damarını tahrik etmek. Kendisine bir şey görmek var yani netice itibariyle enaniyet. Tenkit etmek için kendinde bir şey olacak ki. Öbürünü beğenmeye.
Çok yanlış ya. Şeyin Koçero'nun dediği gibi. Şimdi biz enaniyet meselesini okuyoruz. Dükkanda o da kehribar tesbih elinde. Ceketini omuzuna atmış. Yumurta topuk ayakkabı. Üstümüzde volta atıyor o da böyle. Daha yeni Risale-i Nur'a başlamış. Volta atıyor. Derste Bilal okuyor, dükkan sahibi. Böyle gidip gelirken dinledi yani. Baktı ki ulan bu enaniyet çok kötü bir şey. Geldi Bilal'ın kafasına dikildi. Ulan Bilal dedi, buyur abi dedi. Ulan bende enaniyet var mı yok mu? Estağfurullah. Estağfurullah abi. Tekme yiyecek. Sende ufak bir şey var dese tekme yiyecek. Şimdi tenkit. Tenkidi, tenkidi. Allah kaldıra ya. Kötü bir şey tenkit. Emin ol ki kötü bir şey yani. Çok kötü bir şey. Allah kalbimizden kaldıra bunu. Ben bugün çok yumuşağım. Niye biliyor musun? Allah'ın rahmetini istiyorum ki bizden kaldıra bunu. Erkeklikten olmuyor bu. Bazen yağıp gürlüyoruz. O daha kötü tepki yapıyor o. Yani iyisi gülek. Hani Allah'ım sen hoş yaparsın yani. Ya bak işte dersi böyle cıvıtıyoruz bile. Allah'ım sen bize merhamet et, amını kaldır ha. Öyle değil mi? Tenkidi kaldır. Mustafa Bey hiç canı gönülden amin demiyor. Bu kadar konuşuyorum. Bir tek amin demedi yani bir tek. Halinden öyle memnun ki yani. Yo bu kadar söylüyorum bir canı gönülden amin desene ya. Bak hala demiyor görüyor musun? Yani bir amin diyor ama yarısı mideye gidiyor yarısı çıkıyor yukarıya. Amin ama yani bu da çok hoş bir şey. Doğru söylüyor ha. Tenkit çok hoş bir şey. Zevk veriyor adama yani. Neşe veriyor. Konuşmaya halavet kazandırıyor yani. Mesleğim buydu. Tenkitti değil mi? Evet. Denetçiydim ben. Aksaklık arıyordum. Gözlüklü başlamış gelmesin diye adım çıkmış. Yani kimse kabul etmedi böyle. Allah getirdi başım sen dikti bunu. De gel işin içinden çık. Ya. Ey kurban olduğum Allah. İnsan nelerle imtihan ediyor. Şey Allah rahmet etsin. Vahdettin abi medresede 67'lerde falan 67'lerde Ankara Bentdere'si medresesine baskın yaptılar. Pis Putinlerle bilmem ne, karlar çiğnediler. Tahtaları söktüler. Neyse Vahdettin abi o zaman oradaydı. Diyanette çalışıyor. Onu da alıp götürdüler. Emniyet Müdürlüğü o zaman podyumun orada 9-10 katlı bir yerdi. Şimdi nerede bilmiyorum. Ankara'da. Ta üst kata çıkarmışlar. Götürmüşler bunu. Hırsızların olduğu koğuşa koymuşlar. Şimdi polislerde de adetmiş. Nöbet değdikçe polisler sorgusuz sualsiz hırsızları bir tokat sırasına geçirirlermiş. Ondan sonra nöbet ağrılarmış. Vahdettin abi gidenden bir sıra tokat, gelenden bir sıra tokat. Sabaha kadar bir iki posta tokat yemiş. Şimdi sabahleyin işte sorguya alacaklar. Koridora çıkmış öyle kurban olduğum Allah diyor. Ne yaratmışsın diyor. Bulunmaz Bursa kumaşı kardeşim sabaha kadar tokat yediği belli mi hiç? Bu suratın sabaha kadar tokat yediği belli mi? Yani Mustafa Bey'in bizim arkadaşımız olduğu nasıl belli? Suratımıza sabahlara kadar tokat diyoruz. Tenkit. Tenkit hoş bir şey değil ya. Öyle değil mi? Bu da canı gönülden söylemiyor. Bu da böyle kafasını hafif sallıyor. Tenkit iyi bir şey değil.
Allah bizim kafamızdan, kalbimizden çıkara tenkidi. Tenkidi kafamızdan, kalbimizden çıkara. Şimdi içeride kaynama oldu mu, çare yok ki. Burada patlamasa şurada patlayacak yani. Burada olmasa evde patlayacak. İnsan bunu, bu adeti kendinden çıkara, tenkidi bıraka yani. Tenkidi bıraka. Allah bize bu işi kolay eder. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Buyur. Ters okursak çıkar mı acaba efendim? Hı? Ters okursak çıkar mı? Tenkit. Tenkit ediniz. Tenkit ediniz. Hı. Vallahi akıllı adamsın sen. Doğru söylüyorsun. Daima çünkü tersini yapıyoruz. Yani daima insan yasak olan şeye merak sarar. Tenkit etmeyiniz. Niye acaba? İnsan merak ediyor. Öyledir, öyledir tenkit edin. Merak ediyor ya. İnsan yasak olan şeye alaka gösterir. Ya Ahmet, Ahmet kardeş, arada bir çok hoş şeyler yapıyorsun yani sen. Tenkit edelim arkadaşlar. Karar. Ahmet'in teklifi kabul edilmiştir. Bundan sonra tenkit ediyoruz. Bakalım biz mi iyi edeceğiz, Mustafa Bey mi iyi edecek? Bunu bir ekarte edelim bu meslekte. Yok yok, etmeyelim, boş ver. Ahmet bizi kandırıyor. Etmeyelim, yok. Buyur. Elini uzatmış, diken batmış parmağına. O tırnağın arasına battı mı insanın evini yıkıyor, ağrıyor. Bu, burada durmuş diyor. Ya ben sana demedim öyle dikenli yerlere girme. Hadi çek. Bu el öyle derse, bu el, bu vücudun eli olur mu? Hı? Olmaz. Bu elin ağrısı kadar bu el telaşa düşer hemen. Değil mi? Bu el ne kadar ağrıyor? Ondan fazla bu el telaşa düşer. Onu çıkarmaya çalışır. Eğer öyle olmasa, bu el, bu vücudun eli değildir. Sual var mı? Peki. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kalp ruhun aybini görmez, nasıl oluyor? Ruhtan kasıt nefsin ayıpları mı? Kalp ve ruh ayrı ayrıdır, nefis değildir. Nefis başka, kalp başka, ruh başkadır. Kalp ruhun aybini görmez. Bunlar birbirlerine yakın, birbirlerine komşu. Manevi latifeler bunlar. Bunlar manevi latifeler. Bunların hiçbirisi maddi değil. Kalp de maddi değil, ruh da maddi değil. Kalp, ruhun, bunlar mertebe. Yani bilmiyorum ki ne diyelim mesela, nasıl tarif edelim bunu. Bir fabrikada bir mertebedeki bir işlem, bir faaliyet, onun bir üstü. Mesela burada işte torna işi görüyor. Burada honlama yapılıyor. Yani tesviyecilikte birisi kaba, milimetrenin onda biri kadar şey yapabiliyor. Kusurlu çalışabiliyor torna. Ama honlama yüzde birinden, binde birinden kusur yapıyor. O böyle kademeli. Şimdi kalp mertebesi kumpasla çalışan bir, incelik arayan bir mertebe ise, öbürsü mikrometre ile kusur arayan biri. Bir yani kalp mertebesindeki kusur başka, ruh mertebesindeki kusur başka. Kalp mertebesindeki faaliyet başka, ruh mertebesindeki faaliyet başka. Bunlar başka başka yani, ayrı ayrı alemler. Yani ne diyelim? Diyelim ki odacı müdürün kusurunu görmez. Kalp odacıysa ruh müdürdür. Yani basit böyle anlatmaya çalışıyorum yani, öyle değildir. Kalp ruhun ayıbını görmez. Yani orada çalışan işçi müdür niye böyle yapıyor demez, dememeli. Nefis ayrı. İbrahim Çaldıran. Selamünaleyküm. Hikmetleri hikmeti iktiza ederse
halkları da kabul ettirir. Hakikatine aile fertleri de dahil midir? Hikmeti iktiza ederse, evet. Tabii sen şey yapıyorsun, sen yani İslami düsturlar içerisinde hareket ediyorsun ama aile fertlerin ters yapıyor, ters iş yapıyor yani. Aile fertlerin ters iş yapıyor. Sana düşen nedir? Değneği alıp millete yere yatırmak değil. Allah'a yalvarmak, Allah'ım sen bunlara da tesir ettir bunu demek lazım geliyor. Yani karı koca hakkında bilhassa karı koca arasında işte kadın sözümü dinlemiyor, boşayacağım. Öbürü kocam bilmem ne diyor, boşayacağım. Öyle yapacağına dua et, Allah'tan iste, sabret. Zaman Cenab-ı Hak onu tahsih eder. Hikmeti iktiza ederse tesir ettirir onu. Hikmeti iktiza ederse tesir ettirir. Biraz az bir şey bir zorlama var ama haklılık payı var yani. Haklılık payı var. Onlara da aynı yani. Allah isterse tesir ettiriyor. Tenkit etmek ne demek? Melekan ne öyle diyor. Tenkit etmek ne demek? Sen niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yaptın? Sen yaptığında iş midir? Bilhassa kadınlar arasında vardır bu. Yani koskoca bir evde her taraf tertemiz olur. Olur ya gözden kaçmıştır. Bir köşede bir komedinin üstü silinmemiştir. Böyle elini vurdun mu böyle olur. Her tarafa hiçbirine bakmaz. Gider oraya elini sürter. Gösterir bak toza bak der. Tenkit nazarı. Halbuki yapıcı nazar nasıldır? Diyelim ki evde her taraf toz toprak ama bir tanesi temiz. O da o gider o temizliği gösterir. Değil mi? Maşallah subhanallah Allah razı olsun ya. Bu ev tertemiz. Yani tenkit nazarıyla hoş görme nazarı birbirinin zıddıdır yani. Turabi selamünaleyküm kardeşine kırılmak. Kalpteki tenkit damarından zuhur etmektedir denilebilir mi? Kırılmak yalnız ondan olmaz yani. Kırılmak dünya işlerinden çoğu zaman dünya işlerinden olur. Dünya işlerinden olur. Tenkitte pek kırılma değil de onu beğenmemek var yani. Onu beğenmiyorsun. Tabi beğenmediğin adam da sana kırılabilir. Doğru söylüyorsun yani. Ya beni koca yerine koyup da böyle sual sormayın ben ne bileyim. Reşha Azimendi, selamünaleyküm efendim. Mesela inat huyu hak din üzere kullanılmasını söylüyor. İnat huyu hak din üzere kullanılmasını söylüyor ya. Evet, üstad bu da hak din üzere sabit oluyor ya, evet. Efendim tenkidin hiç olması gereken yer yok mu? Ha. Aa, nereden tutturuyor ha? Tenkit edecek ya. Nerelerden? Yoktur kardeşim. Yoktur. Tenkit edecek yer yoktur. Tenkit hastalıktır, hastalık. Yani belki bir tenkit, yani hakikaten tenkit edilmesi lazım gelen bir yer vardır. Onu tenkit edebilirsin. Burada nasıl oluyor? Sendeki tenkit kabiliyeti çalışmış oluyor. O haklı olabilir. O tenkit haklı olabilir. Ama sen zarar edersin, sendeki tenkit madenini çalıştırıyorsun. O hastalık yol buluyor. Ondan sonra da haksız olarak tenkit etmeye başlar. Haklı tenkitten başlarsa haksıza doğru kayar o. O için tenkidi ruhtan, kalpten çıkarmalı. Orada Üstad Hazretleri şurası da meşrudur demiyor.
Mesela gıybette meşru yerler var. Ama tenkitte bir şey demiyor. Bak tenkide şart koşmamış. Gıybette adam fasık-ı mütecahirdir. Yaptığıyla iftihar ediyor. Yaptığı pislikleri yayıyor. Ahlaksızlık yapıyor. İnsanlara telkin etmeye çalışıyor. Onu gıybet etmek, onun zararının başkasına dokunmasını önlemek için caizdir. Tenkitte öyle bir şey yok. Bak tenkide öyle bir şart koymamış. Turabi, bir Allah dostunun ömrümde hiç kimseye kırılmadım diye bir ifadesi vardı. Allah ölelerinden ede bizi. Güzel, hoş. Güzel bir huy. Demir Altınok. Selamünaleyküm. Tenkidin sebebi nedir? Menşe-i kaynağı. Beğenmemek. Enaniyet. Başta en başta dedi enaniyet ve nefs emare sizi aldatmasın. Bu sayılanların hepsinin temelinde enaniyet var. O tespit edilse tenkitten kurtulmak kolaylaşır mı? Tabii. İnsan niçin tenkit eder? Beğenmemekten. Kendini ondan üstün gördüğü için yapıyor onu. Onun yaptığını beğenmiyor.